Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar podcast serisinden herkese merhaba. Birbirinden değerli konuklarımızla keyifli ve ilham verici sohbetimiz başlamak üzere. Geleceğe Hazırlar'a hoş geldiniz. Merhabalar, ben Aslı Şafak. Türk Traktör'ün Geleceğe Hazırlar podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde Anadolu Meraları eş kurucusu Durukan Dudu konuğumuz. Kendisiyle toprağı, yaşamı ve ekosistemleri onarmak için bütüncül yöntemin ve onarıcı tarımın çiftçilere neler vaat ettiğini konuşacağız. Durukan Bey, çok yorucu bu giriş, çok yorucu. Ne demek, hoş geldiniz bu arada. Bütüncül yönetim ne demek, ekosistemleri onarmak ne demek, ne anlayalım biz bunlardan? Evet, oldukça geniş ve derin konular. Yani anlatması da bir açıdan çok kolay aslında. Çünkü çok gerçek, çok temel bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle özetleyeyim. İşte dünyanın gidişatına baktığınız zaman herkesin hemfikir olduğu bir üçlü kriz haliyle karşı karşıyayız. Bu üçlü krizi biz ekosistem krizi ya da ekolojik kriz, ki değişikliği, toprakların kaybedilmesi, su döngülerinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin bozulması, bütün bunlar bunun içinde. Bir ekonomik kriz. Ekonomik kriz dediğimiz zaman dolar çıktı, enflasyon indi gibi gündelik ya da kısa vadeli konjonktürel yapıların yanı sıra baktığınız zaman dünyadaki gelirin nasıl ortaya çıkarıldığı, işte nasıl dağıtıldığına kadar giden çok geniş bir çerçeveden bahsediyoruz. Ve üçüncü olarak da bir toplumsal kriz. Yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan, herkesin kendi meşrebince yorumlayabileceği işte toplumsal yapının bozulmasından tutun çok geniş ve büyük orandaki göç dalgalanmalarına kadar çok genişine bir çerçeveden bahsediyoruz. Bizim çıkış noktamız onarıcı tarım, hatta onarım çağı dediğimiz zaman bütün bu üçlü krizin, bu sistemsel krizin aslında bizim, yani insanlık olarak bu gezegende nasıl yaşadığımız ve bunun da en temelinde doğayla ilişkimizi, ki bunun da temel noktası tarım, nasıl kurduğumuzda yattığını söylüyoruz. Ve bir de bunun üzerine, yani çok karamsar bir tablo çiziyor gibi görülmeyelim. Çünkü bir yandan evet tablo çok karamsar ama bir yandan da bunun, aslında bu durumun insanlığın yeni bir medeniyet tahayyülü yaratması için çok büyük bir fırsat olduğunu söylüyoruz. Evet, yani bütüncül yönetim zaten başından beri galiba yapmamız gereken. Son deprem felaketinden sonrası için de artık böyle bakmamız, hem permakültür hem bütüncül yönetim hem de onarıcı tarım açısından da bakmamız gerekiyor. Peki Anadolu meralarını konuşacak olursak hangi vizyonla nasıl ortaya çıktı? Hangi sorunlara çözüm üretmek istiyor? Evet, Anadolu meralarının çıkış hikayesi şehirle, tarımla ilgisi olmayan, daha doğrusu tarımla ilgili bilgisi olmayan, ilgisi olan ama bilgisi olmayan İki kişinin, ben ve diğer eş kurucu Volkan Büyükgüngör'ün bir hayaliyle ortaya çıktı. Bu hayalle en temelinde, az önce de bahsettiğim gibi, aslında yeni bir dünya, yeni bir medeniyet, yeni bir insanlık halini ne dair, işte 20'li yaşların başında iki genç insanın sahip olduğu bir takım, çok anlamlandıramasak da bir takım fikirler ve vizyonlardı. O noktada ben, yani iklim değişikliği hareketiyle çok iç içeydim. Dolayısıyla dünyadaki bu ekolojik yıkımın ve bunun ekonomik ve sosyal taraflarını çok yakından takip ediyordum, içindeydim. Ve bir noktada bütüncül yönetim fikriyle karşılaştım. Bu fikir başlangıçta bana şöyle sunuldu. Tarım yaparak, özellikle o sırada hayvancılık kısmı için ön plandaydı. Hala da birçok dünyanın bölgesi için öyle. Özellikle hayvancılık ve tarım genelinde insanlığın doğadaki etkisini pozitife çevirebiliriz. Şimdi bu çok çok çarpıcı bir önermeydi, bir fikirdi. Düşündüğümüz zaman, çünkü yüzyıllardan beri, binlerce yıldır hatta, hani denir ya, tarımın çıkışıyla gezegenin çöküşü başladı diye anlatılır hatta. Hakikaten de insanların doğayla etkisinde, doğayla etkileşiminde
Temel varsayımımız şu: İnsan doğaya zararlı bir varlıktır. Ve yapabileceği en iyi şey bu zararını azaltmaktır. Yani bir düşünün, bütün çevre hareketi, ekoloji hareketi de her zaman için örneğin karbon ayak izimizi azaltmak ya da çevreye verdiğimiz zararı azaltmak ya da kaynakları tüketme hızımızı düşürmek gibi verdiğimiz zararı nasıl azaltabiliriz üzerinden hareket eder. Bütüncül yönetimin ve onunla bağlantılı olarak özellikle son 6-7 yılda, özellikle de son 2 yılda dünyanın gündemine girmiş olan onarıcı tarımın ise çok farklı bir önermesi var. Beni de bizi de ilk başta hakikaten yakalayan buydu. Burada biz insanın doğa için az zararlı değil, yararlı olabileceğini görüyoruz ve dünyadaki uygulamalarla da kanıtlıyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki. Bu çok 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 önemli bir fark aslında aslanın baktığınız zaman. Yani ben size desem ki, bunu hep örnek veriyorum. Ya aslanım, siz zararlı bir canlısınız. Zararlı bir varlıksınız. Kötü bir varlıksınız. Ama benim bir fikrim var. Sizin daha az zararlı, daha az kötü olmanızı sağlayacak bir fikrim var. Bu sizi çok motive etmeyecektir. Bu sizi harekete geçirmek anlamında sistemsel bir dönüşüm yaratmak anlamında harekete geçirmesi çok zor bunun. Çünkü sizin zararlı bir varlık olduğunuz varsayımıyla başlıyorum. Ama ben size eğer, bakın size bu dünyaya, bu insanlığa, bu gezegene yararlı olabileceğiniz, yani net fayda sağlayabileceğiniz bir çerçeve var, bir uygulamalar bütünü var, bir yeni paradigma var dediğimde bu çok farklı bir yere götürüyor işi. Bizi de çok çeken ve hayatımızı buna vakfetme kararı aldıran aslında bu oldu. Oradaki insanın gerçekten net faydalı olabileceği doğaya bile. Yani bunu işte kutsal kitaplardaki söylemlere, insanın hayattaki anlam arayışına kadar götürebilirsiniz. Çok derin, hepimizin içimizde yaşadığı. Yani sonuçta hepimiz bu hayattan işte şu gök kubbede bir hoş seda bırakarak ayrılmak istiyoruz temelde. Ya yani ben kötü bir insan olmak istiyorum diyen bir insanla ben karşılaşmadım henüz. Bunu mümkün kılan bir çerçeve bütüncül yönetim ve onarıcı tarım. Bütüncül yönetimin bu arada çerçevesine biraz daha dokunacak olursak, aslında çok yine yani Alan Savory'nin deyişiyle, bütüncül yönetimin fikir babası diyebileceğimiz Alan Savory'nin, ilkokul çocuklarının 2 dakikada anlayacağı bir şeyden bahsediyor. Yani yetişkinler için biraz daha zor olabiliyor. Ya bu kadar basit mi kısmını içselleştirmek, ama yani insanlık olarak biz birçok işte kaynakları yönetiyoruz, değil mi? Yani doğadaki işte kaynaklar, varlıklar ya da işte sosyal yapılarımız, ailelerimiz, toplumlarımız, işimiz, birçok farklı bütünü, birçok farklı kaynağı yönetiyoruz. Tarlalarımız, meralarımız vesaire vesaire. Bunları yaparken eğer sadece o andaki gündelik ihtiyaçlarımız, varsaydığımız ihtiyaçlarımızla hareket edersek hani günü belki kurtarırız ama yarına yönelik olarak hep bir şeyleri eksiltiriz. Yani diğer bir deyişle kaş yapalım derken göz çıkarma riskimiz olur. Bunun yerine ya biz bu hayattan ne istiyoruz? Bizim gerçekten amacımız ne? Gündelik ihtiyaçın ötesinde nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Sorusunu sorduğumuzda çiftliğimizi de, işte ailemizi de, içinde bulduğumuz ülkeyi de, ekonomiyi de sayın. Yani bütün o karmaşık yapıları idare etmemiz, onlar hakkında sağlıklı kararlar almamız çok mümkün hale gelir. Bunun için de oturup çok dürüst bir şekilde, çok somut bir şekilde bizim nasıl bir, işte dediğim gibi, çiftlik ya da aile ya da hayat ya da ülke istediğimizi, bunun araçlarına takılmadan, bunun araçlarına ve yöntemlerine takılmadan ilk başta ortaya koymamız lazım. Yani bugün tarımda da, ekonomide de, birçok alandaki tartışmalar, çok iyi biliyorsunuz, yollar, araçlar ve yöntemler üzerine. Ya bunun bir adım ötesine geçip, peki nasıl bir Türkiye istiyoruz? Nasıl bir tarım istiyoruz? Nasıl bir dünya istiyoruz? Bunu bir konuşalım dediğimizde aslında ortak noktalarımızın çok daha fazla olduğunu ve bunun üzerinden sağlıklı politikalar, yöntemler, teknikler ortaya koyabileceğimizi tabii ki daha detaylı ve teknikli bir formatta ortaya koyan bir yaklaşım bütüncül yönetim.
ekolojik, ekonomik ve toplumsal bu üç krizle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorsunuz ve sürdürülebilirliği aşmamız gerektiğini de söylüyorsunuz. Yani her üç başlıkta da onarıcı tarım çiftçilerimize veya çiftçi olmak isteyenlere ne vaat ediyor? Yani bunu kısa ve uzun vadede yanıtlayayım. Şimdi kısa vadede bir çiftlik ya da bir arazide tarım yaptığınız zaman iki tane temel sorunla karşı karşıya olursunuz. Bunlardan bir tanesi opsiyonlarınızın yani elinizdeki imkanların ne olduğuna dair kısıtlı bir görüşünüz olur. Çok basit bir örnek vereyim. Çiftçilik ya da hayvancılık dediğimizde şu anda akla gelen fikirlerin %90'ı belki daha fazlası işte konvansiyonel, büyük ölçekli, çok ciddi yatırım gerektiren, altyapı yatırımı gerektiren işte bir binalar daha doğrusu altyapılar, ekipman satın almak ve bunun üzerinden çok yüksek volümlü ve çok düşük kar marjlı bir işletme kurmak. Yani bugün hayvancılık yapacağım ben diye düşünen bir insana sorduğunuzda %90 alacağınız cevap bu olur. Ya da hayvancılık yapmakta olan birisine sorduğunuzda. Bu bir opsiyon tabii ki. Bazı durumlarda geçerli ve mantıklı da olabilir. Ama baktığınız zaman örneğin çok basit bir örnek olarak söyleyeceğim. Ben işte mera temelli ya da orman temelli bir hayvancılık yapacağım. Çok düşük sermayeyle gireceğim. İşte emeğimi ve kısa vadede, orta vadede yaratıcılığımı ortaya koyacağım. İşte farklı örgütlenme, bir takım destekler alma, insanlardan destekler alma yöntemleri geliştireceğim. İşte doğrudan satış, kalabalık fonlama, örnekler veriyorum gibi gibi yöntemler uygulayacağım. Cevabını aldığınız kesim çok küçük olur. Yani bunlar kötü veya iyi fikirler anlamında söylemiyorum. Bir vizyon eksikliğimiz olur. Çünkü genelde işte bugüne kadar nasıl yapıldıysa ya da medyada, toplumda nasıl konuşuluyorsa bu konular aklımız oraya gider ve o kısıtlı vizyon içerisinden bir çözüm yaratmaya çalışırız. Bu birinci önemli eksiklik tarımda. İkincisi de yine bununla bağlantılı olarak şimdi bu işte tarımın özellikle son 100 yıldır gittiği yön bu. Yani birkaç yüzyıl daha geriye de götürebiliriz ama bu yüksek volümde ama düşük kaliteli ve düşük katma değerli üretim paradigması diyelim çok ciddi bir girdi ihtiyacına karşılık geliyor. Yani sizin işte bu en son Ukrayna-Rusya krizinde de bize hatırlattığı gibi bunun hem sentetik gübreler işte zararlılarla mücadele denen yani aslında doğayla mücadele diyordu çevirmek lazım gibi bir alanda sizin çok ciddi masraflar yapmanız gerekiyor. Bunlar da dediğim gibi sizi yüksek bir üretime doğru götürebiliyor ama ekonomik şeyinizi, tablonuzu çok kırılgan hale getiriyor. Yani gübre fiyatları atıyorum %20 artıyor. Sizin cebinizdeki %2-3'lük kar marjı birdenbire eksiye düşebiliyor. Yani bugün tarımla ilgili duyduğumuz sorunlar hep buralardan bağlantılı zaten. Yani biz çok büyük ve çok ölçekli, işte mesela çok verimli, bunlar hep yanlış kullanılan kavramlar bu arada. Teknik olarak verimlilik değil oradaki. Yüksek anlamda üretimden bahsediyor. Bütün bunları siz o yönde ilerlettiğiniz zaman çok kırılgan, işte sürekli bir sübvansiyona, sürekli bir desteğe ihtiyaç duyan bir hale getiriyorsunuz. Bu arada Türkiye'nin sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Yani Türkiye'ye has bir sorun değil bu. Bütüncül yönetim burada size her şeyden önce ya yani gerçekten benim kaynaklarım neler? Benim güçlü alanlarım neler? Benim ön plana çıkartıp kaldıraç olarak kullanabileceğim yaratıcılık, bilgi, para neyse bunların neleri çok güzel bir şekilde ortaya koymanız ve bundan sağlıklı plan yapmanızı sağlıyor. İşin onarıcılık tarafında da şu var. Şimdi İşte dedik ya doğayla mücadele veya doğayla beraber çalışma gibi sizin iki tane seçeneğiniz var. Yani bunu özellikle de bir yandan Avrupa Birliği'nin örneğin Yeşil Mutabakat tarafında yaptığı çalışmalar ortaya koyduğu yeni vergiler, işte karbonsuzlaştırma ekonomiyi adı altında ortaya konan politikaları vesaire eklediğiniz zaman ki dünyanın genelinde de bu yöne doğru bir gidişat var. Tarımda doğayla mücadele etmeye yönelik paradigma. Yani o maliyetli paradigmanın giderek daha
yüksek maliyetlere çıkacağını rahatlıkla öngörebiliyoruz. Dolayısıyla burada bütüncül yönetim ve onarıcı tarım mevcut çiftçilik yapan ya da yapmayı düşünen tüm dostlarımıza, hepimize bir maliyetleri aşağı indirme ve daha karlı, daha yüksek dirençliliğe sahip aynı zamanda yeni sistemler, yeni operasyonlar, yeni çiftlikler, girişimler yaratma fırsatı sunuyor. Böyle bir ikinci çok önemli katkısı daha var. Yani onarıcı tarıma veya onarıcı tarım mantığı düşünmeye ve buna yönelik uygulamalar yapmaya geçişin şöyle bir güzel avantajı da var aslanım. Bu örneğin organik tarımdaki gibi bir nasıl diyelim geçiş değil. Biliyorsunuz organik tarımda işte bu işin sertifikası vardır ve o sertifikayı alana kadar siz işte organik tarım altında ürününüzü satamazsınız. Onun belli bir fiyatlaması vardır vesaire. Onarıcı tarımda ise siz aşama aşama her geçen gün diyelim onarıcı tarım pratiklerine doğru geçip arazinizdeki, çiftliğinizdeki ya da işte o üretimi yaptığınız alandaki üretim miktarını dış girdilere, dış maliyetlere bağımlı olmadan yükseltebilirsiniz. Ve bir aşamada bunun tabii ki işte pazarlama tarafı da dünyada hızla gelişiyor. Türkiye'de de girişimler var. Bazıları bizim girişimlerimiz hatta bunu oluşturma yönünde. Ben orta vadede yani 3-5 yıl içerisinde bunların oldukça iyi bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda bu alanlara giren ufak ufak denemelere, o yöne doğru bir işte bilgisini ve deneyimini arttırmaya, biraz deneysel işler yapmaya başlayan çiftçilerin 3-4 yıl sonra ya da 2-3 yıl sonra karşılaşacağımız tabloya çok hazırlıklı olacağını ve avantajlı bir durumda olacağını öngörüyorum. Harika. Peki Türkiye'de onarıcı tarım uygulamaları ne kadar var, yapılabiliyor? Hangi bölgeler mesela öne çıkıyor? Ya evet, burada tabii onarıcı tarım uygulamalarını nasıl tanımladığımıza bağlı olarak cevabımı verebilirim. Şimdi bizim yine onarıcı tarımla ilgili çok önemli ve olumlu bulduğumuz bir şey de şu. Biz yönteme bakmıyoruz aslında. Yani işte siz örneğin ben onarıcı tarım yapıyorum dediğinizde aslanım ben size peki ne yapıyorsunuz? Yani işte örneğin bütüncül planlı otlatma mı yapıyorsunuz? Yoksa Silvio Pasture dediğimiz ağaç entegre yani çok yıllık bitkisel üretimde hayvancılığın entegre olduğu sistemler mi deniyorsunuz? İşte anıza ekim mi yapıyorsunuz? Vesaire vesaire gibi sorular sormadan önce size arazinizde bu üretimi yaptığınız alandaki ekosistem sağlık endeksinizi ne kadar arttırdığınızı soruyorum. Yani diğer bir deyişle onarıcı tarım yine halk diliyle söyleyecek olursam işte Hatice'ye değil neticeye bakıyor hakikaten. Şeye de sürece çok önem veriyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani o yöntemler önemli değil vesaire değil. Ama sonuçta o çiftçinin, üreticinin ya da işte o Türk yani bir ülke bazında uygulanıyorsa o ülkedeki ekosistem sağlığı dediğimiz topraktaki karbon miktarı, toprağın su tutma kapasitesi, yine toprak üstü biyolojik ve toprak altı biyolojik çeşitlilik yani mikrobiyal çeşitlilikten en yukarıdaki bitki ve küçük hayvan çeşitliliğine kadar. Bütün bunların sayısı olarak ne kadar arttığına ya da artmadığına bakıyor. Bu arada bunun da çok büyük bir önemi var. Yani bir dediğim gibi gerçekten çiftçinin kendi bağlamı içerisinde yaratıcılığını ön plana çıkarmasını sağlıyor. Yani bak sen böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, hadi git yap gibi çiftçiyi belli bir cendereye hapseden değil. Ya sen kendi bildiklerin, dünyada öğrendiklerin, kendi arazin, bulunduğun yerel itibariyle istediğini yap. Yeter ki bu az önce saydığımız göstergeleri iyileştir. Toprağa karbon göm gibi bir çerçeve sunuyor. Bunun başka bir avantajı sorunuza gelmeden önce de şu aslanım. Biz bunu 3-4 sene önce konuşuyorduk. O zamanlar biraz hayal gibi geliyordu insanlara. Şimdi ise çok net ve çok somut dünyada görüyoruz. O da karbon kredileri ya da ekosistem iyileştirme kredileri adı altında ortaya konan çok büyük projeler. Burada bahsedilen şey şu. Ben kendi kelimelerimle yıllardır savunduğumuz ve anlattığımız gibi anlatayım. Çiftçinin bugüne kadarki bildiğimiz haliyle
Ne üretir çiftçi diye sorsam size, gıda üretir dersiniz, değil mi? Yani çiftçinin, çiftliğin üretimi gıdadır. Şimdi ben size diyorum ki çiftliğin sadece üretimi gıda değildir. İki üretim daha yapar çiftçi. Bunun dışında, ürettiği gıdanın dışında. Birincisi toplumsal, yani toplumun tamamına ya da bölgesine yönelik. Yani kabaca sosyal ilişkiler ya da recreation, İngilizce dediğimiz, yani iyi vakit ve iyi hayata sahip olma hizmetleri sunar. Örnek veriyorum, bir çiftçinin güzel oluşturduğu bir çiftliğe gidip siz orada hafta sonu ailenizle bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çocuklarınızı götürüp işte onların oradaki doğayla, hayvanlarla hemhal olmasını sağlayabilirsiniz, değil mi? Bu bir hizmettir aslında. Çiftçinin ürettiği ek bir hizmettir ya da üretebileceği. İkinci ya da üçüncü çok önemli bir hizmet de, onarıcı tarım çerçevesinden baktığınız zaman, ekosistem hizmetleri dediğimiz alandır. Yani o çiftçinin işte o üretimi yaptığı alanda ne kadar toprağa karbon gömdüğü, ne kadar biyolojik çeşitliliği arttırdığı, su döngüsünü ne kadar iyileştirdiği. Şimdi bunlara da bir paha biçilmeye başlandı. Yani diğer bir deyişle dünyada onarıcı tarımcılar, hatta bazı bölgelerde ürettikleri gıdadan kazandıkları paradan daha fazlasını ortaya koydukları ekosistem hizmetlerinden kazanmaya başladılar. ABD'de Kaliforniya bölgesinde örneğin işte yangın riskinin çok yüksek olduğu bölgelerde keçi ve koyun ağırlıklı bütüncül planlı otlatma yapan dostlarımız var. Ve gelirleri o keçi ve koyunların et üretiminden değil. Yüksek oranda oradaki yerel bölge şeylerin, yönetimlerin buradaki yangın riskini düşürüyorsun diye yani topluma sundukları hizmete karşılık verdikleri para bu çiftçilere. Ya da işte yine dünyada karbon, toprağa gömdükleri karbon, yani organik madde üzerinden iklim değişikliği mücadeleye katkı sundukları için karbon kredisi satılan, yani ödenen çiftçiler var. Dolayısıyla onarıcı tarımın böyle bir çok önemli, çiftçinin sadece gıda üretir algısından çiftçi toplumsal hizmet üretir ve ekosistem hizmetleri üretir ve götüren bir yer. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de işte Anadolu Meralarının da ağında beraber çalıştığı bölgelerde güzel örnekleri görmeye başladık son birkaç yılda. Nereler bunlar? Özellikle Hangi bölgeler? Trakya bölgesinde çiftçilerimiz var. Et, yani büyükbaş et tabanlı üretim yapan bir çiftçimiz var. Yine süt üreten, süt üreticiliği yapan bir çiftçimiz var. Ege bölgesinde daha çok çok yıllık bitkisel üretim, yani zeytin ve diğer meyve üretimi yapan bir çiftçimiz var. Aklıma gelenleri soruyorum. Birden fazla bu arada, yani bir demeyeyim, birden fazla Ege bölgesinde var. Güneydoğu Anadolu'da var, Urfa bölgesinde. Yine hayvan ve çok yıllık bitkisel üretimi entegre eden, işte bademinden altında otlayan hayvanlarına kadar güzel bir sistem kurmuş bir üreticimiz var. İç Anadolu'da yine üreticilerimiz var. Bizim de bazı projelerle destek verdiğimiz. İç Anadolu'dakiler biraz daha, yani hem çok yıllık bitkisel üretim, hem tek yıllık bitkisel üretime yönelik de işler yapanlar. Yani orada geniş arazilerde örneğin işte şeker pancarıdır, mısırdır, patatestir üretim yapanlar var. Yani düşünüyorum, Doğu Anadolu'da var. Yine hayvancılık temelli Erzurum bölgesinde yapan üreticilerimiz var. Yani Türkiye'nin aslında hemen hemen birçok bölgesinde diyebilirim şu anda var. Artı işte Karadeniz'de fındıkla ilgili yaptığımız çalışmalar var, fındık üretimine dair. Ya bunlar giderek de artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan tabii biz bu çalışmaların şeyini de ölçüyoruz, ekolojik çıktısını da ölçüyoruz. Yani işte yaptığımız yine büyük projelerden bir tanesi daha doğrusu Güney Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu üç büyük bölgede işte mera tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Mesela orada yaptığımız çalışmaların EOV adını verdiğimiz, ekolojik çıktı doğrulama adını verdiğimiz uluslararası bir yöntemle buralarda ortaya çıkan sonuç ne? Yani o onarım gerçekleşiyor mu sayısal ve bilimsel olarak? Hatta bunun üzerine uydu teknolojilerini,
Yine Anadolu Meraları'nın içinden çıkmış bir yan girişim olan bir Regensens adını verdiğimiz bir girişim var. Orada yüksek seviye uydu teknolojisiyle o araziden topladığımız verileri bir araya getirip yine ölçümler yapıyoruz. Bütün bunların sonucunda örneğin önümüzdeki yıllarda daha net sayılar vermeye başlayabileceğiz. Çünkü bu sayıların birikmesi, bildiğiniz gibi hani bilimsel bir noktaya gelmesi zaman alıyor tamamen işin doğasıyla alakalı olarak. Ama Türkiye'de bu anlamda güçlü bir girişim var diyebiliriz. Ve bunun ilerlemesi için de ben gerçekten şu anda iş birliklerine, kurumsal ve her türlü iş birliklerine çok açık ve ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Tam da bunu soracaktım. Aslında tarıma yönelik değişim yaratmak, katkı sağlamak isteyenlerle Anadolu meralarının yolu nasıl kesişebilir? Nasıl bir destek verme olabilir karşılıklı? Burada Evet, yani nasıl onarıcı olunabilir? evet, yani burada tabii farklı paydaş yönelik farklı şeyler söyleyebilirim. Örneğin çiftçi dostlarımıza, yani üretim yapan dostlarımıza ve bu alana ilgi duyan, yani bu alanın geleceğin alanı olduğunu gören tüm dostlarımıza şunu söyleyebilirim. Anadolu Meraları ile iletişime geçin ve size destek olalım. Yani bu destek de sizin arazinizi örneğin bizim öğrenme arazisi dediğimiz arazilerden birine dönüştürmek olabilir. Yine bizim işte kurduğumuz işbirliği network içinde ürünlerinizi işte belli yerlere yönlendirme olabilir. Yani karşılıklı sizin de kazanacağınız bu oluşturmaya çalıştığımız onarım ekosisteminin de kazandığı ilişkiler kurabiliriz. Gıda ve enerji başta olmak üzere genel olarak büyük ölçekte üretim yapan ya da işte iş yapan şirketlere de çağrım çok açık. Bu alan sizin gerçekten göğsünüzü gere gere ben yani bu dünyanın onarılması için bir şey yapıyorum diyebileceğiniz alan. Yani onarıcı tarım denen şeyi desteklemek. Hem ölçek itibariyle hem yani 1 metrekareyi işte kaç liraya onarabiliriz anlamında verimlilik itibariyle hem de gerçekten tüketicilerinize ya da toplumu geneline ya da Avrupa Birliği'ndeki işte ihracat yaptığınız vesaire partnerlerinize ortaya koyabileceğiniz en önemli alan. Bu alanda yine Anadolu Meraları iletişime geçin. Bizim çok projemiz var. Yani birçok iş yapıyoruz, proje yapıyoruz. Bir bu kadar da henüz başlayamadığımız yani kaynaklarımız da sonuçta sınırlı. Hızla büyüyen ve şahane bir ekibimiz var ama işte onun daha da ilerlemesi için bu tür iş birliklerine ihtiyacımız var. İletişime geçin ve beraber büyük işler yapalım. Yani gerçekten ses getirecek önemli işler yapalım. Bunun dışında toplumun geneline de çağrım şu. Yani toplumun geneli bizim işte Anadolu Meralarını kurduğumuzdan beri ardından Safi Mera gibi yine kardeş girişimler içerisinde hep bize çok destek oldu gerçekten. Çünkü bence bu işe adanmışlığımızı gördü. Yani bizim dediğim gibi en başta 2 kişi tarım Evet. tesisinden anlamayan insanlar olarak dahil olmamızı gördü vesaire. Bu desteği devam ettirmelerini istiyorum. Türkiye ve dünya kafası karışık ve önünü göremeyen dönemlerden geçiyor. Yani ne olacak, işte ekonomi nasıl olacak, gelecek nasıl olacak, bir yandan yapay zeka, bir yandan o, yani anlatabiliyor muyum? Aslında biraz önümüzü görmekte zorlandığımız bir dönem biliyorum hem bireysel hem toplumsal olarak. Bu aşamada bizim onarım çağı dediğimiz, onarıcı tarımı da işin merkezine, tabanına koyduğumuz bu alana gerçekten bir bakın. Ve yani üzerine düşünüp dikkatinizi oraya yoğunlaştırmanız, bunu konuşmaya başlamanız eşinizle, dostunuzla bile ve tabii ki bizden desteklerinizi esirgememeniz, dahil olmanız, yani bazı yeni yine girişimler, işte web siteleri, platformları da yapıyoruz aslanım. İnsanların birbirini bulabileceği ve işbirlikleri geliştirebilecekleri, bunları da çok yakında sunacağız. Bu alana girmek isteyen bireylerin, bir onarıcı olmak isteyen bireylerin doğrudan önüne fırsatlar. Bunları herkese bu şekilde önermiş olayım. Çok teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz yeni girişimlerinizde. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Çok mutlu olduk sizinle birlikte olmaktan. Sevgili dinleyiciler, Geleceğe Hazırlar'ın bu bölümünde Durukan Dudu'yla bütüncül yönetim ve onarıcı tarımı ele aldık.
Bir sonraki bölümde yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.